Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Günaydın. Keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz, huzurunuz bol olsun. Güzel bir gün diliyorum. Bugünkü kahve falımızda neler var, neler çıktı? Hemen bir açalım, değil mi? Bakalım neler var. Şöyle şu damlaları şuraya koyalım. Onlar da hızlıca bize haber olarak gelsinler. Şimdi aile ve işten bahsedeceğim ama bir ana konu var. O ana konuya bir bakmak istiyorum. Ana konu niyet ettiğiniz bir konu var. Yani niyet ettiğiniz bir konu biraz parasal bir konu aslında. Bir süre önce çok da istediğiniz bir iş ya da para meselesinin içine girmiş, keyifle girmiş görünüyorsunuz. Fakat bugün için sanki elinizi kolunuzu bu işten kurtaramıyorsunuz görselleri var. Bir süredir mücadele ettiğiniz, sırtınızda iki tane hançer olduğu görselleri çıkıyor. Burada aslında yapmış olduğunuz iş ya da parasal mevzuyla alakalı iki hançerlenme, beklenti içinde olduğunuz konularda düzgün cevaplar alamama ve işte şey diye düşünün, hançer nedir? Yani bir kişinin gelip size zarar vermesi. Bir zarar gördünüz, iki zarar gördünüz, artık yoruldunuz, biraz böyle kamburlaşmış görsellerde çıkıyorsunuz ve elim kolum oraya bağlı, bir an önce şu elimi çıkartıp kurtarmak istiyorum dediğiniz bir görsel var. Şimdi burada gerçekten ağaç çok niyet ettiğiniz bir mevzuymuş ama işin içine çok insan girmiş bir kere. Çok el var. Yani çok ortaklı bir iş mi acaba falan diyorum. Bu konularla alakalı önümüzdeki süreçte bir gelgit yaşayacaksınız. Özellikle F harfi niye çıkmış burada? Direkt F harfi var altınızda da ağzınızın altında Fransa'nın F'si. Bir kişinin üstünde ondan beklenti içinde olduğunuz çıkıyor ama fakat bu kişi yani hiç beklentilerinizi karşılayacak bir kişiymiş gibi durmuyor. Uğraşırsınız, emek verirsiniz, boşa zaman harcarsınız görselleri var. Eğer bu F harfindeki kişi size bir para vermeyi düşünüyorsa vermez arkadaşlar. Vermediği gibi zaman kaybedersiniz. Bulunduğunuz yerde daha çok eşelenerek çamura batarsınız görselleri var. Önümüzdeki süreç için parasal mevzu canınızı çok sıkıyor bir kere. Yani hani burada gene bir para, büyük bir para borcunun üstüne oturmuş, onu yönetmeye çalışıyor olarak çıkıyorsunuz. Burada önünüze durmuş bir kişi var, aşılması gereken bir kişi. Bu size çok büyük bir kişi gibi gelmiyor. Fakat önünüzde durması sanki parasal meselelerde kısmetinizin, bereketinizin açılmasını engelleyen bir kişi olduğunu gösteriyor. Bu kişiyi siz aşacaksınız. Şubat ayında yalnız arkadaşlar. Şubat'a kadar bu konularla alakalı o kişiye ulaşmaya ya da o kişiyle bir şeyler, yani bu sizin hayatınızı değiştirecek bir kişiymiş gibi de duruyor. O kişiyle devamlı uğraşarak ilerlediğiniz, yol almaya çalıştığınız ve sonunda Şubat ayında anca bu konuları toparlamış, düzlüğe çıkmış, önünüzde geniş bir yol açılmış görselleri var arkadaşlar. Yani konuyu şu şekilde özetlemiş olayım. Bir mezunun içindesiniz, çıkamıyorsunuz ama 4 aydan önce çıkamazsınız. 4 ay sonra da öyle bir çıkacaksınız ki hayatınızda bir çizgi çekmiş, o çizgiden yolunuza devam ediyor olarak görünüyorsunuz. İlişkilerle alakalı vallahi hani yalnız görselleri var bir kere, birinci sıfalımızda bugün. Yani yalnızsanız şayet düz bir yolda devam ediyorsunuz. Arada ufak tefek kişiler hayatınıza girebilir ama silik ve belirsiz görseller de çıkıyor. Eğer ben aşkı, evliliği, sevgiyi arıyorum diyorsanız bununla alakalı da gene önünüzde ne yazık ki süreç var. Ve bu sürece baktığım zaman karşınıza çıkacak insanın da dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü böyle konuşup konuşup sonra da çekip giden bir kişiyle karşılaşma durumunuz olabilir. Arkasını dönüp gidiyor, sonra tekrar geliyor. Dengesiz bir kişi, dengesiz bir ilişki önünüzde bir sınav olarak görünüyor arkadaşlar. Aile hayatı olarak bakacak olursam bolca yol planı, şuraya giderim, buraya giderim yapıyorsunuz ama en iyi ihtimalle 3 haftadan önce bu istediğiniz yollar yardımsız, çok da gidilecek yollarmış gibi durmuyor. 3 haftadan sonra iki yol planınız aktive olur görselleri var. Hanenizde bir karışıklık var ama yakın zamanda bu karışıklık düzelecek. Hani bir oturamama, bir düzene sokamama gibi görsellerde çıkıyor aslında. Düzenini bulacak, yolunu bulacak. Eşler arasında bugün neler var derseniz, ufak tefek tartışma ve kavgalar olabilir. Yakın zaman için özellikle. Şöyle bir 3-5 gün daha gidecek bazı konular var. Fakat ondan sonra dediğim gibi gene hanede bir sakinlik hali var. Genel hatlarıyla insanlar biraz daha küçülmüş, gün geçirmeye bakıyor görselleri var. Emekleyerek gittiğiniz bir ilişki görselleri var. Yardım almaya çalışıyorsunuz ama karşıdan yardım göremiyorsunuz. Yo, benim yardım etmeye niyetim yok der gibi bir bakış da atmış aslında burada. Hani şaşırıyor sanki karşınızdaki kişi.
Yani siz biraz size emek vermesini istiyorsunuz belki de. O da diyor ki bu kadar. Yani yapıyorum ama bu oluyor gibilerinden bir konuşması var. Bana kalırsa burada bağlısınız, arkası arkasıya yolunuza devam ediyorsunuz aslında. Özellikle evli çiftler bu aşamada yakın zaman için biraz mesafeli olabilirler. Nazarınız var arkadaşlar ya. Bir anda başım ağrı girdi. Nazar, nazar, nazar. Hanede özellikle nazar var. Bir de şey var hanede, onu da söyleyeyim hemen. Bir kişinin bir borcu var arkadaşlar. Siz üstlenmeye çalışıyorsunuz. Tam belki çocuğunuz, dostunuz, yakın akrabanız ama burada üstlenmeyin yani. Havada bırakır sizi, çözemiyor. Onun derdi, onun sıkıntısı, onun tekamülü diyeceğim. Ayağıyla böyle kenara sizin önünüze doğru itmiş görünüyor. Yani buna eğer giriş yaparsanız önünüzdeki 7 ay kapalı görünüyor. İş konularında neler var? Bir süredir oraya buraya başvurduğunuz görünüyor. Ama kafanızda bir iş bitirme planı da var. Küçük bir para alayım, iki kişiyle konuşayım, sonra da bu işi bitirip yeni bir işe başlayayım. İş başvurularından maksimum bir ay içerisinde bir cevap alacaksınız. Koşa koşa gittiğiniz bir iş konusu var. Hani sırtımda parasal konularda da yükler var diyorsunuz ama önünüz açılacak arkadaşlar. Burada söyleyebileceğim aslında bugün yapmış olduğunuz planlarda doğru ilerliyorsunuz. Önünüzde bir yol, yeni bir başlangıç açmaya çalışıyorsunuz. Bunu da en geç bir ay içerisinde yapacaksınız. Tavşan görsellerinde çıkıyorsunuz. Hem şanslı olduğunuz hem hızlıca ilerleyeceğiniz yeni bir iş imkanı da önünüzde. Parasal mevzular olarak değerlendirecek olursam eğer, yeni bir işe başlama, yeni bir iş alma, parasal bir mevzuda bir yenilenme durumunuz söz konusu olabilir. Burada biraz sisli puslu düşünceler var. Fakat bir yöne hedeflenmiş, o hedef doğrultusunda ilerliyor görünüyorsunuz. İki küçük para sadece, mesela iki borcunuz var, iki küçük para geliyor, sadece bir borcu ödüyor gibi bir görseliniz de yandan yandan çıkmış. Yani tamamı değil de bir kısmını ödeyebileceğiniz bir para da bir ay içerisinde elinize düşebilir. Biraz geçmişe baktığınızı görüyorum ileride. Hani burada sanki harcamalara mı dikkat etmek lazım? Yapılan anlaşmalara, sözleşmelere mi dikkat etmek lazım? Özellikle eliniz bağlı, biraz önce de çıktı. Elinizi bağlayan bir meseleye dikkat edin arkadaşlar. Dönüp dönüp uğraşmak zorunda kalırsınız. Bir akit, bir imzalanacak bir şeymiş gibi görünüyor. Burada neler var? Bakın ailede, yani genel bugün beni dinleyenler bence güzel bir aile çevresinde ama yalnız. Yani bir ilişki yok, görselleri var. Aile için çok bir şey söyleyemiyorum. İş konularında da kaldıramayacağınız bir yükü avuçlamış görünüyorsunuz. Soru işareti var. Bekleyeceksiniz, mecbur yani, bu da beklenecek. Sonra önünüz açılacak ama hatta aileden bir kişiden destek de alabilirsiniz ama böyle bir 5-6 ay var arkadaşlar ya, orada da devamlı konuşmalar, görüşmeler. Hatta söylemeyi sevmiyorum ama bugün için kafanızın üstünü kapatmış, böyle ileriye dönük bakmaya çalışıyorsunuz. Aileden bir kişiden de destek alma umudunuz var ama sonrasında böyle elinizde küçük bir bastonla yolunuza devam edeceksiniz. Ağır aksak ilerleyecek bir buçuk ay var. Bir buçuk aydan sonra kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Sonrasında bir kişiyle ciddi anlamda bir tartışmanız var. Üzerinize almış olduğunuz bir yükle alakalı bu kişiyle tartışarak bir sıkıntının içerisine girdiniz. Bu sıkıntı da, bu bilinmezliği çözmek için de yaklaşık bir iki ay uğraştınız. Sonrasında aydınlığa çıktığınız görselleri var arkadaşlar. Yani söylemezsem olmaz diye düşünüyorum. Şimdi şurasına baktığımız zaman hani karanlık, karşılıklı konuşmalarda, görüşmelerde ortada bir sıkıntı var. Hep bu sıkıntı bir süre daha sürecek görsellerinde çıkıyor. Bir başlangıç planınız varsa eğer, bu başlangıç planıyla alakalı güzel gelişmeler yaşarsınız. Bir de ilişkilerde sanki ayrı ayrı yaşayan insanlar gibi çıkıyorsunuz eğer bir ilişkiniz varsa. Hani karşınızdaki kişi farklı yönlere yönelmiş, aslında önünüzde gidiyor görselleri var. Çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Artık siz almanız gereken, önünüze düşmesi gerekeni görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Bugün falımız bu şekildeydi. Hızlıca anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Tabii ki söylüyorum, iyi olanlar, güzel olanlar önümüze düşsün, yolumuzu aydınlatsın. Kötüleri de evrene gönderelim arkadaşlar. Bir kahve falının daha sonuna geldik. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki kahve falımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.